Suriye'de 15 Mart 2011 yılında başlayan iç karışıklıklarda aralarında sivillerin de bulunduğu 400 bin insan hayatını kaybetti. Nüfusu 20 milyon olan ülkede en az 13,5 milyon insan da yardıma muhtaç hale geldi. 6 milyon insanın yerinden edildiği Suriye'de 4,8 milyon insan kurtuluşu komşu ülkelere sığınmakta buldu. Bu ülkeler arasında bulunan Türkiye, sayıları 3,5 milyonu aşan Suriyeli'ye kapılarını açarak en çok sığınmacıya sahip olan ülke oldu. Türkiye, Suriye krizi mağdurları için ilk günden beri dil, din, ırk ayrımı yapmadan açık kapı politikası uyguladı ve sığınmacıları geçici koruma statüsüne aldı. Yollara düşen bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye ve Avrupa Birliği pek çok projeyi hayata geçirmeyi başardı. Bunlardan en önemlilerinden biri de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sunulan ilgili hizmetlerin geliştirilmesi, yani Sıhhat Projesi. Sıhhat Projesi kapsamında pek çok sağlık yatırımı yapılıyor. Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Kuruluşu'nun fonlarıyla göçmen sağlığı merkezlerinde doktor, hemşire ve ebe gibi sağlık personellerine eğitimler veriliyor. Böylece Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, kendi dillerini konuşan Suriyelilerden sağlık hizmeti alabiliyor. Avrupa Birliği'nin sağladığı fonlar yalnızca Suriyelilerin hayatına dokunmuyor. Kilis'te bölge halkına hizmet verecek 300 yataklı bir hastanenin hazırlık ve ihale süreçleri, Hatay Dört Yolda da 250 yatak kapasiteli bir devlet hastanesinin danışmanlık ve yapım işleriyle ihale süreçleri devam ediyor. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Sıhhat Projesi'yle sığınmacılar, aynı zamanda pek çok kişiye ilham veren başarı hikayelerine de imza attılar. Bu kişilerden biri olan Doktor Ubeyde, bombaların altında başlayan meslek hayatına artık Altındağ güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezinde devam ediyor. Bizim Suriye'deki hayatımız herhangi bir Suriyeli vatandaşın hayatı gibi normal bir hayattı. Çok güzel bir çocukluk dönemi geçirdim. Okulda da çok başarılı bir öğrenciydim. Üniversitede tıp fakültesini kazandım ve eğitimime başladım. Fakültedeki son senemde, yani 2011 yılında olaylar başlayınca ben de herkes gibi yaşananlardan çok etkilendim. Bu olaylarda birçok arkadaşımı, tanıdığımı kaybettim. Üniversiteden mezun olduktan sonra Halep'teki bir hastanede görevime başladım ama Suriye'deki sorunlar büyümeye başladı. Suriye'deki olaylar başladığından beri birçok zorluk yaşadık. Halep'te ve Elbap bölgesinde çalıştığım hastane birden fazla saldırıya uğradı. Hepsinin üstesinden gelmeye çalıştık ama en sonunda hastane iş göremez hale geldi. Biz de artık ailelerimiz ve yakınlarımız için endişe duymaya başladık ve mecburen ülkemizi terk etmek zorunda kaldık. Geldikten sonra 3 yıl çalışamadım ama daha sonra Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ortak hazırlamış olduğu sağlık projesini duydum ve buraya başvurdum. Önce eğitimler aldım ve sonrasında yeniden doktorluğa başladım. Artık kendi işimi yapıyorum çok şükür. Tabii göç sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir olgu olmasa gerek. Yani Suriye'de olan bir olgu elbette ki tüm insanlığı da ilgilendiren bir olgu olarak değerlendirilmeli. Zaten öyle de bakılıyor. İşte bu süreçte artık belli bir döneme geldikten sonra bu handikapı gidermek adına Avrupa Birliği ile Türkiye arasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında yapılan anlaşmalara istinaden bir proje geliştirildi. Bunun adına da bir sıhhat projesi dedik. Hem bu İngilizcesinin kısaltmalarına uyuyor hem de bizdeki sıhhatin anlamı zaten malumunuz. Bunu birleştiren bir proje. Buradaki proje aslında açtığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından geçici korunanlara sunulan sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi projesi. İsimden de anlaşıldığı üzere biz zaten bir sağlık hizmetini sunuyor idik. Avrupa Birliği'nin
bu destek kalemiyle de bu projenin çeşitli basamaklarıyla da bizde sunulan hizmetleri desteklemenin ve geliştirmenin gayreti içerisine gittik. Sıhhat projesi böylece doğmuş oldu. Yankuz. Özellikle hedef 28 tane Suriyeli yoğunluğunun fazla olduğu ili belirledik ve burada göçmen sağlığı merkezlerini kurduk. Bununla hem Suriyeliler en kolay yoldan hizmete erişebileceklerdi. İkincisi de hastanelerimizin üzerindeki yoğunluğu da bir miktar azaltmış olacaktık. Bununla beraber bu ikili yapıyı da oluşturmaya gayret ettik. Hedefimiz 178 tane göçmen sağlığı merkezi açmaktı. Bunların 161 tanesini açtık. Ve geldiğimiz noktada da artık göçmen sağlığı merkezlerimizde Suriyeli olan sağlık çalışanlarımız çalışabiliyor. Biz doktorlar ve hemşireler olarak hayatımız dağıldıktan sonra böyle bir projeyle yeniden kendi mesleğimizi devam ettirebildiğimiz ve insanlara yardım edebildiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Benim tanıdığım birçok arkadaşım bu projede yer alarak benim gibi çalışma fırsatı buldu. Ama bulamayan arkadaşlarım da var. Umarım onların da istihdam edileceği projeler olur. Çalıştığımız göçmen sağlığı merkezlerinde Suriyeli doktorlar, Türk doktorlar ve hemşireler olarak bir aile gibi, bir ekip gibi hep beraber çalışıyoruz. Ayrımcılık olmadan kardeşçe çalışıyoruz. Sağlık projesi bizim için çok önemli bir proje. Çok iyi bir eğitimin ardından mesleklerimize tekrar kavuşmak bizim için çok gurur verici oldu ve bizi çok mutlu etti. Babam da Suriye'de doktordu ve babamla ben Sıhhat Projesi'nde birlikte eğitim aldık. Pratik ve teorik eğitimlere birlikte katıldık. O da şimdi Urfa'daki Göçmen Sağlığı Merkezi'nde çalışıyor. Sık sık telefonla görüşüyoruz. Alo, hani baba? Tamam. 1 Aralık 2016 tarihinde yaklaşık 300 milyon euroluk bir bütçeyle faaliyete başlayan Sıhhat Projesi'nin başarıyla yürütüldüğü yerlerden biri Ankara Altındağ Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi. Bu merkezde sorumlu hekim olarak çalışan Doktor Ela Kelepir, proje boyunca hem Suriyeli göçmen hastaların hem de doktorların yaşadıklarına yakından tanıklık ediyor. Eğitim merkezinde aslında biz Suriye'de bir şekilde kendilerinin sağlıkçı, ister doktor, ister ebe veya hemşire olsun, olduğunu ispat etmiş diplomalarıyla ve yapılan görüşmelerle ispat etmiş kişileri, doktor ve hemşire arkadaşlarımızı ve ebe arkadaşlarımızı eğitime alıyoruz. Bu eğitimde bizim onlara tıbbı ya da işlerini yeniden öğretmek değil, yaptığımız şey Türkiye'deki birinci basamakta verilen hizmetlere adaptasyonlarını sağlamak. Biz bu hizmetleri veriyoruz, sizden de bu hizmetleri kendi vatandaşınıza vermenizi istiyoruz şeklinde. Çünkü sizin dilinizle konuşacaklar onlar da ve siz onları en iyi anlayacaksınız diye. Ve biz 6 haftalık bir pratik eğitim sürecinden sonra, ki daha önce de teorik eğitimleri var zaten, pratik eğitimlerini bitirdikten sonra başarılı olanları bu göçmen sağlığı merkezlerinde istihdam ediyoruz. Ve yani bakanlığımız istihdam ediyor ve tabii ki Avrupa Birliği'nin fonlarıyla. Ve bu istihdam sonucunda onlar da bizimle beraber çalışmaya başlıyorlar, aynı bizim gibi. Kendi vatandaşlarına, kendi dillerinde hizmet verdiği için de bu dil bariyerini de aşmış oluyoruz. Avrupa Birliği'nin başlatmış olduğu bu projenin en önemli etkisi bir kere insanlara insan olduğunu ve onların da yaşamaya hakları olduğunu tekrardan onları anlatmış olmamız. Savaşta tabii ki en çok etkilenen kadınlar, ne olursa olsun. Çünkü çocuklar da hani kadınlar göç ettiklerinde çocuklar daha böyle anne bağımlı. Dolayısıyla annenin psikolojisi, annenin tavrı çocukları da etkiliyor. O yüzden en çok aslında kadınlar etkileniyor bir savaştan ve zorluğu da en çok kadın çekiyor. Ama bir adaptasyon süreci geçirdikten sonra bu zorlukları aşmayı başarıyorlar. Tabii burada en önemli etkenlerden biri de mevcut durumlarını terk edip buraya geldikleri için bir sosyal statülerini, paralarını,
bırakıp geliyor insanlar. Ve hiç bilmedikleri bir kültüre, hiç bilmedikleri yerlerde oturmaya çalışıyorlar. Buraya geldiklerinde çok başka işlerle, kendi işleri haricinde çok başka işlerle uğraşmak durumunda kaldıklarından şimdi hani kendi işlerini yapıyor onları. Örneğin doktorlar, sağlıkçılar için bahsedeyim çünkü en çok onları görüyorum. Sağlıkçılar için kendi işini yapıyor olmak kadar özgür bir şey yok. Sağlık projesi sadece Suriyeliler için değil, Iraklı ve diğer Arap kökenli bütün göçmenler için de çok yararlı bir proje. Tabii beraberinde Arapça dilini bilen doktorların olması da herkes için çok iyi oldu. Özellikle kişi hastalığından bahsederken kendi ana dilini kullanması, kimseden yardım istemek zorunda kalmaması çok rahatlatıcı oldu. Sıhhat projesinden en çok etkilenen hastalar ve yakınları kendi mahallelerinde ve kendi dillerinde açılan sağlık merkezinden oldukça memnun. Ayrıca kaldıkları süre boyunca yaşadıkları ülkenin dilini de öğrenmekten geri durmuyorlar ve az da olsa Türkçe konuşabiliyorlar artık. Bu hasta yakınlarından biri de sağlık merkezine küçük kızını getiren ve muayenesini yaptıran Sabah Elhaj Abdo. Ben geldim Türkiye'de çünkü Suriye çok savaş var, çok problem oldu. Yaşamam orada. Ben geldim Ankara hemen. Yaşadım burada. Önceki hiç bir şey yok yani, sağlık merkezi yok, sadece hastane var. Çok şikayet var, anlamıyor dil farklılığı mesela. Sonra bu merkez açtı Alamdağ mahallesi. Çok kolay oldu. Neden? Çünkü herkes doktor Arap anlıyor, şikayetli var. Ne oldu anlıyor yani. İlacı yazıyor yani. Mesela ne şikayet var hemen ilacı veriyor. Teşekkür ederim Türkiye. Suriyeliler ülkemize geldiğinden işte şu ana kadar 42 milyondan fazla kişiye poliklinik hizmeti verdik. Hem birinci basamak sağlık tesislerimizde hem ikinci, üçüncü basamak sağlık tesislerimizde. Onun dışında 1 milyon 700 bin civarında Suriyeli'yi hastanede yatırarak tedavi ettik. Bunlardan 1 milyon 400 bin kadarını ameliyat ettik. 360 binden fazla doğum gerçekleşti kamu hastanelerimizde ve 47 binden fazla Suriyeli'yi de biz sınırdan taşıyarak acil sağlık ihtiyaçlarını giderdik. Bütün bunlar gerçekten dikkate alındığı zaman neden bu devletle, bu milletle gurur duymamızın en bariz göstergesi ve ifadesidir diye düşünüyorum. Bu olayın dışındayken, uzaktan baktığınızda çok aslında empati kuramıyorsunuz. Çünkü olaya çok böyle geniş bir perspektiften ve dışarıdan bakıyorsunuz. Ama işin içine girince, hikayeleri dinleyince ya da kişilerle tanışınca çok daha farklı bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Ve o zaman evet, empati kuruyorsunuz. Umut her zaman var. Umut olmadığı yerde insanlık yok demektir zaten. İnsan yok demektir zaten. Umut her zaman var. Ve biz bence ve Avrupa Birliği'nde katkılarıyla bence çok büyük bir umut ışığız insanlık için diye düşünüyorum. Özellikle bu süreçte. Sınırı geçip Türkiye'ye geldiğimizden beri kendimizi güvende hissediyoruz. Tabii ki ilk geldiğimiz yıla göre çok fazla şey atlattık. Korkularımızı yendik ya da en azından azalttık. Mesela artık uçak geçtiğinde korkmuyoruz. Allah bu ülkeye zeval vermesin ve bizim ülkemize de barış ve huzuru getirsin. Sıhhat projesine sizlere çok teşekkür ederim. Allah sizi, Türkiye'yi ve Türk halkını korusun. İnşallah Allah'ın izniyle din emanet ederim.